Söyleyemem şu an onu. Ya tamam ben yakın bir görüntüm olsun dedim. Sesim var değil mi? Aha, biri konuştu, duydum. Geliyor bahçeye. İyi bayramlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Efendim, sizlere bir sorumuz olacaktı bizim. Geçtiğimiz gün yapmış olduğunuz açıklamada bazı şevler tarafından Cumhur İttifakı'nda bir çatlak mı var şeklinde yorumlandı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan da uçakta dedi ki biz duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Devlet Bahçeli devlet adamıdır ve Cumhur İttifakı da bir altılı masa değildir dedi. Bir yorumunuz olur mu acaba? Tabii Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinde görüş beyan ediyorlar. Bu da toplumun belli kesimlerini rahatsız ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yoluna devam etmektedir. Bütün seçimler geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi, meclis seçimi ve mahal idareler seçimi tamamlanmıştır. Şimdi 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır. Bu artık yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik açılımın veya demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortam olarak milletin huzurunda bulunurken herhangi bir sebeple şu şöyle oldu, bu böyle oldu, hükümet çatlayacak, başka bilmem ne yapılacak gibi milletin karamsarlığa iten, geçim darlığından bahsediyorlar, hayat pahalılığından bahsediyorlar. Fakat toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar. O sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır bir hale gelmiş olmaları, gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde de çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ne toprağız. Bir kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. O sebepten dolayı siyasiler kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmaları ve milletin huzurunu bozacak her türlü davranıştan kendilerini arındırmaları gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri yakinen takip etmektedir. Türkiye'nin önderliğinde dünya barışını
yer küredeki huzura, emperyalist güçlere karşı olan mücadelede büyük bir başarı elde etmenin çabası içerisindedir. Buraya köstek değil, tamamen yardımcı olmak lazım. Bu sebepten dolayı bayramın bugününden itibaren temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır, paylaşmadır. Bütün bunları dikkate alarak Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Bunda kimsenin de şüphesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vaat edenlerin masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterecek duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Basın mensubu arkadaşlarımızı kahvaltıya bekliyoruz. Ocak Genel Merkezimiz arkadaşlar. Nereye gidiyorsunuz?